Bülent Sertaş'ın elimde korkunç skandal görüntüleri var. Öyle mi? Hemen bakalım. Evet. Bir dergiye verdiği pozları birazdan yayınlayacağım. Şu anda da pozları. Nasıl anladı ama müthiş eğlendi. Bu, evet. Elif'e, o da öyle. Elif'e bakışımı görmedin. Evet. Geçmişini silemezsin Bülent Serttaş. Sen Var Ya Sen klibini hatırlıyoruz. Her yerden çıkan bir Bülent Serttaş'ı canlandırıyordun. Aslında o klipte bildiğin stalkerlık yapıyormuşsun. Yeni yeni fark ediyoruz. Yerim. Baba, stalker nedir biliyor musunuz? İlk defa duydum. Siz biliyor musunuz stalker'ı? Stalker? Stalker. Evet. Bu ne? Bu ne? Yemin bu... ediyorum Nahide Ekengil geldi. Bu ne bu Elif? Bu ne bu? Stalker. Durun susun. Stalker. Geliyor demek. Durun bir dakika. Ay, cümleyi unuttum sizi, ama şaka sizi gibi. Sizi zorlamak ya. Niyetinde değil. Biraz. Siz biliyor musunuz efendim stalker'ı? Ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ya biliyordum ben siz de. Siz biliyor musunuz efendim stalker'ı? Siz keşke biliyor olsaydım. Evet, stalker bu şimdi Hollywood'da da yaygınlaşan hani biz de efendim gazetelerin web sayfalarının yalancısıyız. Orada böyle mesela işte birileri selfie yapıyor falan çat birisi aradan giriyor böyle bakıyor filan. Ona stalker deniliyormuş ve ünlüler de yapıyor bunu. Yani ünlü olmayan insanların fotoğraflarına dalıyorlar böyle arkadan çıkıyorlar filan. Bu da pek yani şakalı biraz, oluyor. Evet. Hırsızlık anlamına da geliyor yani. Çalmak, hırsızlık. Hani ulan İngilizce bilen insan gelince Bülent abi vallahi abi, başka bir şey oluyor. İngilizce bilen tabii ki oradan geliyor değil mi? Evet herhalde. Reyhan sen bilirsin. Hani bir şeyleri çalmak anlamına da geliyor. Rol çalmak. Efendim? Stalker. Neymiş? Sapık takipçi. Sapık takipçi. Sapık takipçi. Bülent Serttaş'a sapık takipçi mi diyorsun sen? Peki. Hayır, Elif nereden buldun o lafı? Hayır ama... O bulmadı canım. Stalker mı o demekmiş? Neyse. Evet, peki devam. Yere baksın senin sevgi dediğin. O klipte konvansiyonel stalking yöntemlerin işe yaramayınca daha komplike yöntemlere başvurmuştun. Baloncu kılığına bürünmek gibi. Yere baksın senin o sevgi dediğin. Ayrıca maazallah balonlar kaçar da prodüksiyon şişer endişesiyle balonların ipini bileğine 250 kez sarmış olman da dikkatlerimizden kaçmamıştı. Sevdiceğine yağlı yuğlu hitap edişinle samimiyetini en iyi şekilde hissettirdin bizlere. Ben seni sevmek için değil, sevmenin nasıl olduğunu gör diye sevdim ya. Dur! Baba bu sözleri kim yazdı? Siz mi yazdınız abi? Ben yazmadım. Fakat çok güzel sözler. Bayıldım. Ben seni sevmek için değil, sevmenin nasıl olduğunu gör diye sevdim ya. Ya bu kadar yazımız. Salakça bir şey olabilir mi yani? Kim bir kadına böyle bir şey söyler? Ama böyle bir güzel söz var mı? Hayır, bence güzel değil. Güzel mi sizce? Kız ağladı orada ya. Klipte oynayan. Bülent abi, sen bir kadına ne dersen de o ağlar bence. Çünkü bence çok saçma bir laf. Ama sen ne dersen onu ikna edersin. Böyle güzel bir ses olunca zaten başka çare. Ama tamamen, bence tamamen bir demagoji. Ben seni sevmek için değil, sevmenin ne olduğunu sana göstermek için sevdim ulan. Ve şimdi de gidiyorum. Böyle. Kim yazdı abi sözleri? Bravo. İşte bravo. Böyle, böyle intikam alınır. Kendisini evet. Sevmeyen kadından böyle. Şimdi bana mantıklı geldi baba. Vallahi evet. Devam. Gör diye sevdim ya. Fakat bu konuda Hakkı Bulut'la yarışabilir miydin bilemedik. Ne yaptın deme lan Allah'sın. Sana tattım be ya. Bu da mükemmeldir. Siz biliyor musunuz bu şarkıyı? Ben biliyorum, evet, duydum birkaç kere. Evet. Hakkı Bulut. Hakkı Bulut, evet. Devam. Tattım be ya. Bülent Serttaş, Papyon sana çok yakışıyordu. Uyuyakalmışım, uyandır beni. Ve çok güzel şaşırıyordun. Dön. Sinema tarihine geçebilir. Bir şaşırma sahnesi var, konservatuvarlarda gösterilebilir. Çok ciddi söylüyorum. Hazır mısınız? Geliyor.
kestin, bir 20 yaş gençleştin. Şarkıların ve dansların da bu yeni yaşına uygun olacaktı elbette. Dur! Abi bu kızları nereden buluyorsun kliplerde ya? Telefonu var mı? Ben bulmuyorum. O... Allah Allah. Bayağı bir böyle bir, bayağı bir değil mi sallanıyorlar? Şey oluyorlar falan. Yalnız bu Duran ağabeyinin bende çok büyük bir anısı var. Bir tanesi YouTube'da galiba parçanın altına yazmış. Kardeşim, Eurovision'a ne parça arıyorsunuz? Gönderin Bülent Serttaş'ı. Tabii. Duran ağabey okusun. Aynen baba. Birinciliği alsın gelsin. Aynen baba. Vallahi, vallahi Duran öyle. Ağabeyle. Vallahi öyle. Devam. Olacaktı elbette. Dura 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 Duran ağabey. Baba burada nasıl bir dans olacağını tam karar verememişsin gibi geldi bana. Arada kalmış. Vallahi. Arada kaldı. Yani ne oldu arada. Tam belli Pelin değil. Çok iyi söyledi. Arada kaldım. Arada kaldın evet. Disko mu yapayım? Halay mı çekeyim? Çünkü parça halay. Dura dura dura. Ama salladım gide. Vallahi ama arada kaldım çok doğru bir şey. Öyle mi istediler? Hayır ama biraz belki daha modern bir şeyler yapmak istemiş ama onun ne olduğu belli değil. Arada, ben orada daha başka bir şey hissettim aslında. Ne? Yani orada Bülent abi şöyle bir şey yapmak istemiş. Modern dans yaparsam bu benim imajımı zedeler mi acaba? Bende oturur mu onun verdiği bir frenleme var bence. Yok var. Zaten bıyığı kesmişim. Ha, karar verilmiş. Karar verilmiş o zaman. Ya, yani giden gitmiş hocam. Evet, o zaman ki diyemiş. Aynen öyle. Maşallah, maşallah. Allah başımızdan eksik etmesin. Devam. İki teker üzerinde olma fikrini hiçbir zaman... Evet. Bülent abi her programımıza geldiğinde... kendisinin motor maceralarından mutlaka söz ediyoruz. Daha bilmiyorum. Evet. Mükemmel. Mükemmel. Merakla bekliyorum. Gelmiş ama. Geçmiş en enerjik, en kompleksiz, en kendisine güvenen, en güzel sesli adam. Çok güzel söylüyor. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Kesinlikle teşekkür öyle. Devam. Kabullenemedin. Motosikletlerle aran hiçbir zaman iyi olmadı. Serttaş'ın bundan sonraki denemesi iki tekerlekli kırmızı bir motosiklet ve işte beklenen oluyor ve ünlü türkücü kendini yerde buluyor. Üstelik motordan düşmek için hareket halinde olman bile gerekmiyordu. Urfa Mardin beyleri demeye çalışman yeterliydi. Urfa Mardin beyler. Fakat nadiren de olsa iki tekerlek üzerinde 10 saniyeden fazla durabildin. Ya işte ve Bülent Serttaş. Ama harbi bu sefer şaka değildi. Gerçekten çakıyordum. Bununla birlikte 3 tekerlek konusunda çok da fena değildin. En azından 3 tekerlek üzerindeyken çevrene korku ve dehşet saçmıyordun. Bu sefer de başkasına biniyor. Motosiklet 3 tekerlekli ama Bülent Serttaş için fark etmez baksanıza. Hatta bu konuda yolunu 2 adet kuçuya teslim edebilecek kadar özgüvenliydin bile denebilir. Ayrıca önümüzde Ginger'dan düşmeyi başarmış Murat Başoğlu gibi bir örnek varken motosiklet konusunda fazla üstüne gelmemiz haksızlık olurdu zaten. He? Şöyle aşağı bir düşeyim de. Evet. Allah dur. Ay 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 ay. Allah. Senin konuk olacağın televizyon programlarında kimsenin atak... Şimdi hocam. Bülent abi ne olursa, nasıl bir atraksiyon varsa kendisini ilgilendirsin, ilgilendirmesin her şeyi dener. Evet, bir doğru. Her şeyi dener ve hiçbir şeyden korkmaz. Abi o programda o çocuk benim daha önce bir kanalda yaptığım programa gelmişti, konuk almıştım. İçimde ukde kaldı. O çemberden geçer miyim, geçer miyim? Hatta tenis raketinden geçecektim de çemberi biraz daha geniş görünce dedim bundan geçerim herhalde ama takıldım. Vallahi takıldım orada. Olmadı yani. Olmadı, geçemedim. Bir de kapalı alan fobisi var bende. Klostrofobi mi derler? Bende de var o. Klostrofobi. Evet. Ay vallahi. Bende de var. Üçümüzde de klostrofobi. Allah bizi bir asansörde baş başa bırakmasın. Herhalde bayılırım ben kalırsam. Siz, ben, Bülent Serttaş. Abo. Abo. Eğleneceğiniz kesin ama. He? Eğleneceğiniz kesin. Ay bağır hocam. Çığlık atmaktan. Ay 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 ay. Evet. Evet.
Above. Above. Devam. Televizyon programlarında kimsenin atraksiyon düşünmesine gerek yoktu. Sen başlı başına bir atraksiyondun zaten. Çıkmayacak mı şimdi? Abi dur, dur yavaş. İt biraz yukarı, it abi, it. Ay yapma. Hiçbir şey bulamasan catwalk yapıyor, magazin Türkçesiyle değme mankenlere taş çıkartıyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Çünkü kompleksiz olmak, gittiğin programda eğlence her neyse o eğlenceye iştirak etmek. Hiçbir zaman ulen burası benim klasıma uyuyor mu, uymuyor mu, burası yukarıda mı, burası aşağıda mı, tarzım uyuyor. Hiç bunları önemsememek bu hakikaten çok zor. Ve Türkiye'de de zor bir şey. Zor bir şey yani. Samimi olmak değil mi? Ya evet, hem samimiyet hem de bir de başına ne geleceği belli değil. Ve bu ancak herkes... herhalde bu işin içinden iyi niyetle çıkılır diye düşünüyorum yani. Evet. İyi niyetle bu olur. Yani iyi niyetle, arkada başka bir niyet olmadan olur. Çünkü yani iyi niyetle olunca baba o kadar tehlikeli işlere girdin ki hakikaten Allah korudu yani, başına bir şey gelmedi yani. Yani bunları tabii yaparken hakikaten hem yanımdakine diyorum bir şeyler öğretmiş olurum. Bildiğim kadarıyla. Ama bir yerden de ya korunuyorum, ne bileyim yani. Evet, vallahi, korunuyorsun. Vallahi korunuyorsun. Yoksa vallahi. Bunlar şaka vallahi gibi. Billahi kolay değil. Ben yani. De izlediğim zaman şaka gibi geliyor bana. Evet, evet. Geçen 12 metre trasa çıktım. Ha şimdi onu göreceğiz. Dur söyleme, söyleme. Tamam. Evet, görelim. Taş çıkartıyordun. Yerinde duramıyordun. Daha 3 gün önce verdiğin konserde 7 metrelik sahne direğine tırmanıp şarkını... Baba niye çıkıyorsun? Ya şimdi istiyorum ki mesela benim en büyük hayalim, hala konuşamıyorum. Oradan mikrofonsuz okudum. Hakikaten ses gitti. 20 bin kişi vardır veya yoktur bilmiyorum ama Kumluca'da... Korkunç bir sayı bu. Evet. Onlara mikrofonsuz kendimi dinletirmek. Vay. Wow. Tabii. En büyük hayalim de çıktığım sahnenin çökmesi, yıkılması. Hayal bunu mi? Evet. İstek. En büyük hayal, isteğim. Niye? Bülent Serttaş yıktı geçti abi. Vallahi bunu istiyorum. Harika abi. Ha bunu istiyorum abi. Harika abi. Hani Hayko'yla beraber birbirimize sarılıp bungee yapacaktık. Birbirimize sarılıp iki kişi. O zaman ister misin Hayko'yu Bülent Serttaş'la atalım? O zaman yandık. Ya olur da mu? Üçümüz. Abo. Ya da Hayko Bülent Serttaş'la atlasın, ben sizle atlayayım. Olur. Yer değiştirelim. İş değişti tabii. Hiç bungee jumping yaptınız mı? Ben asla öyle şeyler yapamam çünkü panik atak hastasıyım. Ben de panik adrenalin. Atak hastasıyım. Ben de. Yasak bana. Abo! Devam. Oradan söylemen bu özelliğinin hala geçerli olduğunu ispatlıyor. Bülent Serttaş, geçmişini silemezsin.